İzleyiciler, Avrupa'da Fethullah Gülen hareketiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Geçtiğimiz hafta Hollanda parlamentosunda Fethullah Gülen çevresinin okulları hakkında araştırma kararının alınmasının ardından bu haftada Almanya'nın Stuttgart kentinde yapılan bir toplantıda Fethullah Gülen hareketiyle ilgili çarpıcı iddialar ortaya kondu. Stuttgart Türk Dernekleri İnisiyatifi tarafından düzenlenen Fethullah Gülen Hareketi'nin Perde Arkası adlı etkinliğe hem Alman hem de Türkiye'li vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Toplantımızın birinci bölümünde Merdan Yanardağ, Fethullah Gülen Hareketi'nin bağlantıları, paralellikler nerede onu anlatacak. Biri Almanca, biri de Türkçe olmak üzere iki toplantının yapıldığı etkinlik Stuttgart Belediye Salonu'nda gerçekleşirken etkinliğe Türkiye'den katılan gazeteci Merdan Yanar da dünden bugüne Fethullah Gülen hareketinin gelişimi hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulundu. Bu hareketin dini suistimal ettiğini ve göründüğünden başka yanları olduğunu söyleyen Merdan Yanar da Fethullahçıların Avrupa'da da gizli bir çalışma içinde olduğuna dikkat çekti. Sağlığa, sağlıktan finans sektörüne, finans sektöründen ticaret alanına, ticaret alanından inşaat sektörüne kadar uzanan geniş bir ağa sahip, büyük mali kaynaklara sahip. Fethullah Gülen Hareketi günümüzde Amerikancı ılımlı İslam projesinin teolojik arka planını hazırlayan, ılımlı İslam siyasetinin taşıyıcı güçlerinden biridir. Dini alarak Türkiye'de rejimi dönüştürmeye ve Amerikancı bir İslami rejim oluşturmaya çalışan bir siyasal oluşumdur. Zannedildiği gibi bir sivil toplum hareketi değildir, apolitik bir oluşum değildir, politik bir harekettir, illegal çalışan bir harekettir, katı bir hiyerarşisi vardır, katı bir örgütsel yapısı vardır, gizli yöneticileri vardır, illegal bir örgütlenmedir ve özellikle devleti ve toplumu içeriden fethetme stratejisi izlemektedirler. Bu nedenle de bürokrasi içinde, poliste ve orduda örgütlenmeye özel bir önem vermektedirler. Dünyanın 94 ülkesinde okulları var. Türkiye'deki dershane sektörü ki 9-10 milyar dolarlık bir sektördür bu. Milyar dolardan söz ediyorum. Bunun yarısını kontrol etmektedirler ve dershanelere giden üniversite hazırlık öğrencilerinin yarısından fazlası Fethullah Gülen'in dershanelerine gidiyor. Rakam 3 milyondur. Kısacası önümüzde açık olmayan, mali kaynakları denetlenemeyen, şeffaf olmayan, katı bir hiyerarşiye sahip, istihbarat örgütleriyle ilişkili, polis örgütünde yoğun bir örgütlenmeye sahip, Ergenekon operasyonunun yürütülmesinde aktif rol alan, Amerikancı bir ılımlı İslam rejimi kurmak için çalışan ve hükümetle ittifak içinde bir örgütlenme var. Fethullah Gülen örgütlenmesi dediğimiz zaman bunu anlıyoruz.